İyi akşamlar. Sayın Rektör, Sayın Rektör Yardımcıları, Sayın Genel Sekreter ve Yardımcıları, Sayın Hocalarım, sevgili misafirler, değerli konuklar, Boğaziçi Üniversitesi Kültür Müziği Kurumumuzun icra edeceği Özümüz Yunus, Sözümüz Veysel konserine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu güzel konser gecemizde halk müziğimizin yüreklerimize dokunan, düşündüren, coşturan, ağlatan, güldüren dünyasına keyifli bir yolculuk planladık. Kulaklarınızda, gönüllerinizde ve ruhlarınızda tatlı nidalar aracılığıyla güzel anılar bırakabilmek dileğiyle sonsuz sevgi ve şükranlarımızı sunuyorum. Size saygı ve en derin muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Ayrıca varlığınız ve teşriflerinizle bizleri onurlandırıp güzel, güçlü alkışlarınızla bizi cesaretlendirdiğiniz için siz değerli konuklarımıza görevden teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük bir heyecan içerisindeyiz ama katılım ve alkışlarımızın Yunus'tan Veysel'e varan türkülerimize destek olacağını unutuyorum. Keyifli ve güzel bir konser izlediğinizi bileyerek konserimize sazlarıyla bizlere eşlik edecek olan saz ustalarımızı ve ardından da kurumumuzu alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Türk tasavvuf edebiyatı alanında kendisine has bir tarzın kurucusu olan
Çağrı, düşünüş biçimini ve kültürünü konuşulan dille yalın, akıcı bir söyleşimle getirmiş ve dervişlik deneyiminden gelmiş olaydınız. Cübbe, sarık ve hırkayı dervişliğin şartı olarak görmez. Onun tasavvufunda asıl derviş, kalbini derviş eleyen kimsedir. Beni hor görme kardeşim, sen altınsın, ben tuğçuyum. Aynı vardan var olmuşuz, sen gümüşsün, ben sacmıyım diyen halk ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu'nun bu sözlerinde Yunus ile ne kadar yakın olduğunu görürüz. Sivas'ın Şarkışa kazasında doğan ve çocukken görme yetisini kaybetmiş ve şiirlerinde hoşgörü, sevgi, birlik, vatansever ve tabiat kullanmıştır Aşık Veysel. Biraz sonra bir kısmını seslendireceğimiz birçok eser vermiştir. Türkiye'de aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden ve Türkçe'yi en yalın ve güçlü şekilde kullanan birisi olarak. Konserimize Koronuz tarafından seslendirilecek olan sözleri Yunus Emre'ye ait ananın bir ilahiyle başlıyoruz. Ben yürüdüm yani Koronuz size. Thank you.
dostum dedi ki okudum. İnsanlara hizmet yaptığın yardım, merhametin duygum dedi ki okudum. Derken Aşık Veysel eğitimle ilgili şiarını öz olarak dile getirmiştir. Biliyorsunuz ki bugün öğretmenler günü. Başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Biz de bugüne özel seçtiğimiz bir deyiş ile öğretmenlerimizin şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Kaynak kişi Aşık Veysel. Derneğe Muzaffer Sarısoy'a. Sivas Şarkışlı Gönüzler'e ait Kul Olayım Kalem Tutan Elleri adlı bu güzel ve anlamlı bir işi baş öğretmenimiz ve bütün öğretmenlerimiz için seslendireceğiz. Ve konserimizin TRT Müzik Dergisi tarafından derlenen Aşık Veysel'e ait bir türkü ile devam edeceğiz. Sen bir ceylan olsan ben de bir amca. Korumuz size.
İnanan, gönlünde sevgi bulunan insanın bütün insanlığı ve yaratılanları aynı değerde görmesini ister. Van'da hoşgörüyle, şefkatle bakmak gerektiğini ifade eden şair, insanları bütün farklılıkları bir kenara bırakıp ayrımdan kadar aynı gözlemektir. Aşık Veysel'e baktığımızda da tabiatı duyuşu mistik tarafları, kainat, varlık, yaratılış anlayışıyla geleneğe bağlı bir saz şairi görüyoruz. Aşık Veysel hem gelenektir hem de yenidir. Eserlerine baktığımızda onun yaratıcılığı irtica iledir. Şiir yazmaz, söyler. Onda şiir müzikten ayrılmaz. Sadece söylemez, okur, dil ile söyler, çalar, tel ile söyler. Yani gönül ile söyler. Konserimizin bu bölümüne Sivas Şarkı Şirinimize ait Aşık Veysel'in üç türküsüyle devam ediyoruz. TRT Müzik Dergisi'nin derlediği Dost Dost diye hayaline geldiğim adlı türkü solistimiz Mustafa Aydın. İkinci olarak TRT Müzik Dergisi'nin derlediği Aşık Veysel'e ait Anlatamam Derdimi Dersiz İnsan adlı değişik koromuz. Ve ardından Sivas Şarkışlı Böresi'ne ve Aşık Veysel'e ait bir türkü. Mecnun'un Leyla'mı gördüm. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bu türküyü de solistlerimiz Ebru Tuncay ve Ümit Gönültaş seslendirecekler.
konserimize ve kurumumuza teşekkür ediyoruz. Yunus Emre Denizli Katılışı Anadolu Kürtüsü'nün yardımsever ve sağlık dileklerine sahip, gönlü, sevgi ve şefkatle dolu bir insan olarak, insanlık aşkını şiirlerinde dile getirmiş büyük bir şiir dehasıdır. Gönlü, aşk rehberine uyanın, yüzünü kıble olarak dostu döndürmesinden dolayı sürekli bir ibadet halinde olacağını söyledi. Aşık Veysel'de de bir ozan ve ozandan çok bir toplum eğitimini görüyoruz. Şiiri, Cumhuriyet'in ve ulus bütünlüğünün korunmasında yardımcı bir araç gidiyor. Çalışmayı öğütler, yerine göre hoşgörü ve insanın yaratıcı gücüne dayanmayı öğütür. Bu bölümde Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Sivas Şark Kışlı Yönemize ve Aşık Veysel'e ait Seher'de Ağlayan Bülbül adlı eşi ve Çiğdem der ki ben Ela İmam'ı Türküyü Koromuz'dan dinledikten sonra TRT Müzik Dairesi'nin derlemiş olduğu Aşık Veysel'in çok bilindik bir türküsünü solistimiz Ömer Gülç'e seslendirecek. Güzelliğin on par etmez. Dinliyoruz efendim. Thank you.
Oh.
Thank you.
çok özür dileyerek kısacık bir partinizi alacağım. Aa, özür dilerim, korumuzun parçasını attım. Özür diliyorum, anasın. Özür dilerim. Bugünün anlam ve önemine istinaden kurulumuz adına bir katkı yaptık.
ve şimdi yapılan bu katkını belgelere sunmak üzere Genel Sekreter Yardımcımız Uğur Kandemir'i sahneye davet ediyoruz.
Efendimizi, Eşref'imizi kutluyor, tebrik ediyorum. Çok da güzel sunumumuzu hazırladı ve sundu. Kendilerine ayrıca teşekkür ederim.